Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 500 liralık alışveriş videosuyla karşınızdayım. Faturam da burada. Evet, tabii ki de kendime yanıma bir kahve aldım çünkü kahveyi bayağı seviyorum. Evet, bu yine kitap sepetinden 500 liralık bir alışveriş yaptım. Hepsi yanımda. Toplam 12 tane kitabım var. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. O zaman başlayalım. Şimdi ben Yoksul Baba Zengin Baba adlı bir kitap okumuştum. Onun tekrar yazarından aynı serinin ikinci kitabından almak istedim. Bu da Zengin Baba Yoksul Baba'nın yine aynısından Yatırımcılık Kılavuzu olarak geçiyor. Kitapta zaten bunu anlatıyor. Burada da parayı nasıl koruruz? Parayı aktif kaynaklara nasıl çeviririz? Pasif gelir, aktif gelir arasındaki farkları bize anlatıyor. Yani aslında çok az bir parayla bile ne kadar zengin olabileceğimizi bize gösteriyor. Eğer siz de böyle şeyleri merak ediyorsanız bence bu kitabı kesinlikle okuyun. Dünyada çok satmış bir yazar zaten bu konu hakkında. Çok güzel şeyler, çok hikayeci bir anlatımı var. Hoşunuza gideceğine eminim. Çok böyle her şeyden insana anlatabiliyor bence kitapları. Zaten çocuk kitabı gibi aslında böyle çok kolay okunuyor. Basit bir dille yazılmış. Bence kesinlikle bir okuyun. Eğer siz de para mevzularını merak ediyorsanız, ekonomiyi merak ediyorsunuz, bilinçlenmek istiyorsanız gerçekten fakirlikten gelip böyle zengin olan bir adamın bence kitabını kaçırmayın. Zaten araştırırsanız ne kadar çok iyi bir ticaret adamı olduğunu anlayacaksınız bence. Şimdi diğer kitaplarımıza geçelim. Sonra Vedat Ozan'ın serisi var arkadaşlar. 4 kitaptan oluşuyor. Benim şu an arkamda Kokular kitabı, Kültürler kitabı ve Lezzetler kitabı diye diğer kitaplar var. Bende sadece Parfümler kitabı kalmıştı. Onu da almak istedim. Bir de kitap sepetinde büyük bir indirim vardı. Yarı yarıya geliyordu hepsi. Ben bu kitabı resmen 30 liraya aldım. Normalde etiket fiyatı 63 lira. Bakın şurada yazıyor. O yüzden kaçırmak istemedim ve ben böyle koku, yemek konularına biraz ilgiliyim açıkçası. Hoşuma gidiyor. Özellikle parfümler çok hoşuma gidiyor. Parfümlerin nasıl elde edilişlerini hep merak etmişimdir. Kendim de parfüm yapmaya çalışmak istiyorum bir bakıma. Yani bence çok güzel. Burada parfümlere her ince ayrıntısına kadar anlatmış. Ansiklopedi şeklinde. Eğer böyle benim gibi kütüphaneniz varsa, kitap biriktirmeyi, kitap saklamayı çok seviyorsanız, özellikle ansiklopedi tarzında kitaplar arıyorsanız, bence bu hobiniz de varsa bunu kesinlikle kaçırmayın. Sonra bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Jared Diamond'ın Tüfek Çelik Mikrop adlı bir tane kitabı var. Büyük popülerliğe ulaşmış bir kitap. Onun sonra iki tane kitabını daha almak istedim. Şu an elimde. Onlar da bu şekilde. Bir tanesi Çöküş, diğeri Yükseliş. Ben Tüfek Çelik Mikrop'u okudum. Çok beğendim. Adamın yazılış tarzını, o kadar araştırma ruhuna bayıldım açıkçası. Çok güzel ele alıyor. Her konudan haberi var. Her şeyi birbirine karıştırıyor ve çok güzel anlatıyor bize. O yüzden bunları da bence çok güzel yazdığına eminim. Bunlar da aynı şekilde ansiklopedi şeklinde, cilt şeklinde yani. Daha doğrusu diğeri bendeki öyle değil. Normal kapak kitaptan yazılmış. Bu da Uluslararası Çok Satan Çöküş romanı. Toplumlar başarısızlığı ya da başarıyı nasıl seçerler? Yani toplumların, başarılı toplumların ya da başarısız toplumların özelliklerini bize anlatıyor burada. Bu güncellenmiş ve genişletilmiş baskısı. İsterseniz biraz arkasından size birkaç cümle okuyayım. Merak edenler vardır illa aranızda. Viraneye dönmüş Maya piramitlerinin mimarları nerede? Paskalya adasını terk edilmiş heykellerini yapanlara ne oldu? Gökdelenlerimiz Angkor Wat'ın tapınakları misali yerle yeksan mı olacak? Geleceği şekillendirmiş bazı toplumlar iflas ederken bazı toplumlar neden zenginleşti? Bence çok güzel bir kaynak. Yine dediğim gibi ben kütüphane bir yapmaya çalışıyorum kendi evimde çocuklarıma miras bırakmak için. O yüzden böyle kitapları kaçırmayı hiç göze alamam. Kesinlikle alıyorum. Bu kitap da çok pahalıydı bu arada. 70-75 liraya satılıyordu. Ben ne? Tabii ki de 40 liraya aldım çünkü indirimleri bekliyorum. Bence siz de öyle yapın. Sonra Yükseliş romanını da anlatayım size. Yine aynı yazarın dediğim gibi. Bu da Krizdeki Uluslar için Dönüm Noktaları. Yine arkasından birkaç cümle okuyacağım size kısaca. Ulusların krizle nasıl başa çıktığına dair merak uyandıran aydınlatıcı bir yolculuk. Bu yolculuğun mevcut küresel krizimizi bir bütün olarak ele almamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yazıda Homo Sapiens adlı bir kitap var arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bu
yazarın kitabı Yuval Noah Harari'nin kitabı. Aynı zamanda aynı yazarın Homo Deus diye bir kitabı daha var. Eğer insan evrimini merak ediyorsanız o kitapları da kesinlikle öneririm. Şu an arkamda olması lazım. Hemen evet buldum. Şu şekilde o kitapta. Bakın hemen bu adamın kitabı da çok iyi. Yani insan oluşumunu, insan evrimini merak ediyorsanız bunu kesinlikle okuyun. Bu da dediğim gibi arkada yazan yazarın sözünü okudum daha demin. Bu bayağı yankı uyandırılmış bir uluslararası çok satarlar kitabıymış yazarın. O yüzden ben Steven Pinker, bak Steven Pinker'in de sözü var önünde. Onu da okuyacağım size. Bu da önemli bir yazar. Aynı şekilde onun da böyle konularda bir sürü kitapları var. Üste o şu an önüme geçemiyor. Onu gösteremeyeceğim galiba. Neyse ben size şu cümleyi okuyayım. Jared Diamond yine yaptı yapacağını. İnsanın destanında bir başka nükteliği, özgün ve sürükleyici bir bölüm. Zor zamanlar geçiriyoruz ve Diamond hayati dersler vermeye devam ediyor. Ya arkadaşlar bence bu adamın kitaplarını kaçırmayın. Gerçekten adam alanında bir numara bence. Çok güzel yazıyor. Hiç pişman olmayacağınıza eminim bu adamı aldıktan sonra. Yine böyle alanlardan, bugün hep öyle alışveriş yapmışım. Karen Armstrong'dan Tanrı'nın Tarihi adlı kitabı aldım. Burada 3 büyük dinin 4000 yıllık tarihini anlatıyor bize. İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliği bize tarihsel olarak süreçlerini gösteriyor bu kitapta. Bence çok güzel bir kitap. Din alanında da bilgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sadece bunları okuyarak geçmemeliyiz. Böyle alanlarda da bilgiye sahip olmalıyız. Bence tek bir Tanrı'nın varlığı inancı Allah, Tanrı, Yehve 4000 yıldır sürüyor. Tanrı'nın tarihsel öyküsü aynı zamanda insanoğlunun mücadele öyküsüne denk düşüyor. Müsevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet Tanrı'nın iyi olduğunu iddia ederken organize din şiddete ve kökü kazanamaz bir ön yargıya sık sık katalizör oluyor. Bu kitapta da dediğim gibi 3 büyük dinin tarihsel sürecini bize tartışarak anlatıyor aslında. Bu konuda bayağı bir yıllarca çalışmış bir yazar. Daha önceki kitaplarını da araştırmıştım. Öyle bir bilgiye ulaşmıştım açıkçası. Buna güvenilerek bence bu kitabı alabilirsiniz. Bu konularda en iyi yazan yazarlardan bir tanesi. Yine aynı kadından bu sefer Tanrı Savunucusu adlı kitabı aldım. Pegasus yayınlarından, diğeri Pegasus yayınlarındandı. Pegasus yayınlarında büyük bir indirim vardı arkadaşlar. Bunları 30 liraya falan o bile olmayacak fiyat aldım. Yani 25-30 lira arasında gelip gitti. Bunlar normalde 50-60 liralık kitaplar bu arada. O yüzden çok güzel bir indirimdi. Biliyorsunuz zaten bu zamanlarda Pegasus indirimi vardı her yerde. Bunun da arkasını okuyacağım size. Bence merak uyandırıcı bir kitap. Merak ediyorsunuzdur illaki. Tehlikeli bir biçimde kutuplaşmış dünyamızda dinin insan hayatındaki rolünün kapsamlı bir araştırması. Dediğim gibi bu konuları merak ediyorsanız bir numaralı sıralarda gelen kitaplar bunlar. Sonra kitap anlat. Bir sürü kitap var aynı. Bu faturam karışıyor. Önüme çıkıyor her dakika. Evet bu da Gündelik Hayatın Tuhaf Bilimi. Kürkoloji. Böyle bir kitap. Bu da daha çok meraklı insanlar için açıkçası. Yine Pegasus yayınlarından 23 liraya almışım. Arkasını okuyorum size yine. Hiç soyadınızın hayatınızı etkileyip etkilemediğini merak ettiniz mi? Birinin yalan söylediğini anlayabilmeyi ister miydiniz? Baştan çıkarma konusunda daha fazlasını yapabileceğinizi biliyor musunuz? The Times'ın bir sözü var arkada. Eğlenceli ve enerjik, akşam yemeği partileri için ve çay sohbetleri için mükemmel olan anekdotlarla dolu. Ben böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Böyle kısa bilgi şeklinde olan her zaman hoşuma gider. Benim yani makaleler. O yüzden her zaman bunları gördükçe alırım. Bu kitapları da okumadığım için size böyle uzunca anlatamıyorum. Arkasını okumakla kalıyorum. Çünkü ben de şu an daha yeni aldığım için okumuyorum. Size aldığım kitapları gösterdiğim için de benden öyle bir şey beklemeyin. Çünkü anlatamam, bir fikrim yok ama merak uyandırdı ve aldım. Bence alınması gereken kitaplardı. O yüzden bence siz de alsanız iyi olur benim gibi düşünüyorsanız. Sonra yine bu sefer Dürtme adlı bir ekonomi kitabı aldım arkadaşlar. Nobel Ekonomi Ödülü almış Richard H. Taylor ve Kathryn Sandstein adlı iki yazarın birleşimi olan bir kitap.
sağlık, zenginlik ve mutluluk için alınan kararları geliştirmek üzere. Yine Pegasus yayınlarından. Açıkçası bu indirimi kaçırmamak için neredeyse bütün alanlardaki, tekrar söylüyorum, kitapları aldım. Nerede? Çünkü Pegasus kitaplarını bir daha alabileceğimi düşünmüyorum. 60 liraya satıyorlar dediğim gibi. Yayın pahalı bir yayın açıkçası. Ama bence kitapları da gerçekten muazzam oluyor. Yine arkasından bir iki cümle okuyacağım. Dediğim gibi okumadım. O yüzden arkasındakileri okuyorum. 2017 Nobel Ekonomi Ödüllü Richard A. Thaler ile Kezri Sunstein'in kaleme aldığı dürtme, karar verme süreci hakkındaki düşüncelerimizi kökünden değiştirecek. Sonra, zihnimizin ve toplumun birlikte daha iyi işlemesi için neler yapılması gerektiğini görmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Dürtme, doğru karar verme gücümüzü geliştirecek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek. Daniel Kahneman. Bu kitapta aslında bize sanırım satılan ürünler, biliyorsunuz, reklamı yapılan ürünler bizim hangi noktalarımıza değiniyor ve biz buna kararımızı etkileyip nasıl kanıp alıyoruz, bunları anlatıyor bence. Ben öğrenilmesi bir gerek kitap arkadaşlar. O yüzden bence almalısınız. Kapağını zaten gösterdim. O yüzden tekrar göstermeyeyim. Yine Pegasus yayınlarından Dünyada Neler Oldu adlı bir ansiklopedi tarzı bir kitap daha aldım. Çünkü indirim vardı. Ben bunu 120 liraya aldım. Normalde 250 liraydı arkadaşlar. Bu da büyük patlamadan günümüze kadar dünyanın, yaşamın ve insanlığın tüm öyküsü. Ya, şekillerle, resimlerle teker teker bize gösteriyorlar burada ve anlatımları var. Yani dediğim gibi ansiklopedi tarzı kitapları seviyorsanız böyle kitaplar alabilirsiniz. Güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ben de hazır indirimdeyken aldım açıkçası. Burada da bir resim göstermek istiyorum size. Yani kitabın bir görüntüsü hakkında fikriniz olsun. Şimdi biraz arkasını okuyacağım. İlk saniyenin onda birlik kısmından 21. yüzyılın şafağına kadar yerkürenin kapsamlı tarihi. Evren kaç yaşındadır? Dünya üzerinde yaşam ne zaman başlamıştır? Dünyadaki su nereden gelmiştir? Deniz yosunları uzun ağaçlara nasıl dönüşmüştür gibi gibi soruların cevaplarını bu kitapta anlatıyor. O yüzden bence meraklısınız bu konularda, alabileceğiniz bir kitap. Şöyle küçük küçük sembolleri var. Hazır Pegasus'ta indirimdeyken kaçırmamamız gerekiyor bence. Sonra almak çok pahalıya geliyor. Sonra yine Pegasus yayınlarından. Benim bugünkü alışverişim zaten ya Pegasus ya Alfa ya da Domingo yayınlarından. Şöyle göstereyim. Bu da 100 objede dünya tarihi. Objeler üstünden bize dünyamızın tarihini anlatıyor. Yani hangi obje hangi senede, nasıl şekilde icat edildiğini kastediyor. Yine dediğim gibi resimli anlatımları var. Şöyle çok güzel bir kitap. Bu da etiket fiyatı, şöyle göstereyim, 200 liraydı. Ben bunu 100 liraya, 99 liraya falan aldım. Bayağı indirimdeydi yani. %50 indirim vardı. Evet, şöyle yine tekrar resimler gösteriyorum içinden. Bence bu kitapları kaçırmayın. Kütüphanede çok güzel kaynaklar olacağını düşünüyorum. Eski paraları gösteriyor. Bakın, kraliyet paraları mı artık, Roma paraları mı ne deniyor? Onları anlatıyor. Zaten benim eşim arkeolog. O yüzden böyle kitaplar ikimiz için de, ben de aynı zamanda biyoloğum, İkimiz için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Zaten hem benim alanım, hem onun alanı, hem de merakımız var. O yüzden kaçırmak istemedim. Siz de eğer böyle meraklıysanız bu şekilde kitaplara bence para verin. Bu da kaç sayfaymış? 700 sayfalık bir kitap. The British Museum. British'teki müzenin yayınlarından herhalde. Ya evrensel adı o herhalde. Bilmiyorum ne olduğunu ama yayın evi o. Arkasında. Yani ondan çevrilen bir kitap açıkçası. Yurt dışında o şekilde bir yayın evi var. Haberiniz olsun. Sonra tekrar bu sefer ansiklopedi değil küçük kitaplara geçtim. Alfa yayınlarının felsefe serisinden Paradoks'un Kısa Tarihi. Bu ara paradoksa nedense ilgi duymaya başladım. Hoşuma gitti. Zaman yolculukları, paradoks. Aynı zamanda böyle fantastik kitaplara başladığım için böyle şeyler de ilgimi çekiyor. Ben bu ara zaten şunu da söyleyeyim. Fantastik yayınlarını, fantastik serilerini yeni okumaya başladığımı söylemiştim. Şu an Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları adlı kitabı okuyorum. Onun da vlogunu çekiyorum. Sizlere haftaya paylaşacağım. Haberiniz olsun, o videoyu da kaçırmayın. İlgileniyorsanız eğer benimle ve videolarımla, bence onu da izlemelisiniz.
Onun gibi videolar düşünüyorum. Eğer beğenirseniz altta beğene basmayı unutmayın. Yani o videonun altına beğene basmayı unutmayın. Çok heyecanlıyım o konuda. Yeni başladım çünkü öyle şeylere. Bunun arkasını okumak istiyorum size şimdi. Zamanın bir başlangıcı var mı? Hangisi önce geldi? Tavuk mu, yumurta mı? Roy Sorensen paradoksların tarihini eski Yunanlı filozoflardan orta çağlara, oradan aydınlanmaya ve 20. yüzyıla uzanarak büyüleyici ve ufuk aşıcı açıklamalarla sunuyor gibi gibi. Yani paradoksları kısa kısa bize anlatıyor, dünyadaki paradoksları. Sonra onların nereden geldiğini, ne şekilde oluştuğunu bize gösteriyor. Bence güzel. Bu konulara ilginiz varsa güzel. Sonra yine paradoks hakkında bir tane daha kitap aldım. Bu da Domingo yayınlarından. Dediğim gibi Domingo, Pegasus ve Alfa'dan aldım bu kitapları. Onlarda indirim vardı o yüzden. Bu da paradoks biliminin en büyük 9 bilmecesi. Şu şekilde bir kedi fotoğrafı var. Arkada Einstein'ın fotoğrafı var şu şekilde. Bu da 32 liradan 16 liraya geldi. Bana Jim Al-Kaali diye bir yazarın kitabı. Hemen arkasını okuyorum. Al-Kaali sizi bilimin zirvelerine doğru yönlendiriyor. Ama bunu öyle aldatıcı bir rahatlıkla yapıyor ki farkına vardığınızda kendinizi çoktan Shaoyuzun gerin kedisi gözünüzü dikmiş, genişleyen evrene dalmış ve kuantum teorisi üzerine düşünür buluyorsunuz. Ve bundan fazlasıyla zevk alıyorsunuz. Ben dediğim gibi böyle konulara aşırı meraklıyım, aşırı seviyorum. Paradoks, zaman makinesi filmlerini izlerim durmadan, zaman yolculuğunu izlerim. Kuantuma aşırı meraklı bir insanım. Astrofiziği çok severim. O yüzden böyle kitapları görünce asla kaçırmam. Ve tekrar gösteriyorum. Bence siz de kaçırmayın. Efsane oluyor yani. Çok heyecanlı, böyle dolu dolu yaşıyorsunuz o kitabı okurken. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Size 12-13 tane kitap gösterdim. Toplam 500 lira ödedim bu kitaplara. Normalde etiket fiyatları 900 civarıydı. O yüzden %50 indirimdi. Hepsinde %50 indirim değildi. %40 indirim de vardı. O yüzden öyle oldu. Ama bugünkü videomuz burada bitti. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmalı, böyle olmayı unutmayın. Bildirim gelmiyor diyorsanız da alttaki zile basmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.